Murat Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Siz? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Murat Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Murat Özdemir kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. Ben Denizli yerlisiyim. Hı hı. Başka sektörlerde iş yapmaktayım. Evet. Bu bölgenin de bu tarz bir yere ihtiyacı vardı. Hı hı. Kendimiz de nasıl kaba tabirle yemeği içmeyi seven bir insanız. Evet. Aileyiz. Evet. Ailecek bir böyle bir sektöre atılalım dedik. Hı hı. Güzel tepkiler de alıyoruz. Evet. Yeniyiz daha. İkinci ayımızı yeni bitirdik. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Böyle yani. Adalet Mahallesi, evet, Adalet yeni Mahallesi. Bir yapılanma olduğu için böyle bir ızgara salonuna yani ihtiyacı bu vardı. Bölgenin, siz de bu açığı fark ettiniz. Bir aile işletmesi olarak da kendi işletmenizi açtınız ve burada da işletme sahibi olarak kebapçı dayımız ızgara salonu olarak, evet, hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Şimdi ızgara salonu olarak burada vermiş olduğunuz hizmetler, lezzetler nelerdir? Biraz ürün gamı hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki verebiliriz. Biz burada özellikle Adana Urfa üzerine iyi bir çalışma yaptık. Hı hı. Güzel bir lezzet oluşturduk. Evet. Bu deneye bir tabii. Gerekirse zırhla biraz fazla uğraşıldı. Evet. İşte baharatı, yağı, tuzu bunlar gerektiğince denendi. Evet. Güzel bir lezzet oluşturduk. Tabi bu Adana Urfa'nın yanında ister istemez et şişimiz var, kuzu şişimiz var, köftemiz var, evet, kanat var, tavuk var, beyaz et çeşitlerimiz de bulunmakta. Aynı şekilde kuzu eti de yine, evet, burada kuzu bulunmakta. Şiş olarak da güzel bir lezzet, tat yakaladık. Evet. Yani burada hem kırmızı et hem de beyaz, evet, et, ızgara, evet, çeşitleri ağırlıklı olarak hizmet vermektesiniz. Murat Bey, gıda sektörü çok hassas bir sektör. Evet. Burada yapılacak en ufak bir hata çok büyük olumsuz sonuçlara sebebiyet gösterebilir. Bu nedenle siz burada hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani neleri göz önünde bulunduruyorsunuz bu hizmeti verirken? Valla öncelikle ben kendim yemeyeceğim bir ürünü hizmet olarak sunmam. Evet, empati yaparak hareket ediyorsunuz. Aynen öyle. Ve en başta titizlik bizim ilk şeyimiz yani. Evet, bir gıda sektöründe olmazsa olmazlardan biri. Aynen, eldivensiz iş yapmayız mesela. Hı hı. Sabah ve akşam, öğle aralarında zaten yine temizliğimizi yaparız. Evet. Salonumuzun gördünüz zaten siz. Evet. Mutfakla salon ayrı değil. İç içe. Hı hı. Açık bir mutfağa, evet, sahip. Hijyeni olabildiğince sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani temizlik üzerine bayağı bir uğraşıyoruz yani. Evet, yani ustaların burada çalışırken işte önünün temiz olması, aynen, eldivenleri, evet, devamlı değiştiriliyor olması, evet, bone kullanması ve çalışan personelin de temizliği, güler yüzü ve mekanında hijyeni bakımından, evet, elinizden gelen en iyi, en kaliteli hizmeti sunuyorsunuz. Aynen öyle. Tabii bunun yanında ürün kalitesi de çok önemli. Evet, evet, sadece mekan, evet, gıda sektöründe temizlik, hijyen, gerekli ekipmanların kullanılması çok önemli ama burada tabii ki kullanılan malzeme de çok önemli. Tabii. Malzemeleri nereden temin ediyorsunuz? Malzemeleri isim vermeyeyim ben isterseniz ama tabii ki. Denizli'nin köklü, hı hı, firmasından sürekli, evet, çalışıyoruz. Zaten kendileri de bize bu mekanı açarken destek oluruz diye, evet, yardımcı oluruz diye söyledikleri için sürekli, evet, onlarla çalışıyoruz ve güveniyoruz yani. Hı hı. Hiç et kalitesi değiştirmeler. Evet. Hatta ben günde olmasa da iki günde bir kendim gidip kontrolünü yapıyorum yani. Hı hı. Hani bir aksilik olur mu olmaz mı? Çünkü dediğiniz, evet, gibi gıda sektörü tehlikeli. Evet. Ben olabildiğince en taze ürünü, en yeni ürünü, yani ocağa koyulabilecek olan ürünü alıp geliyorum yani. Evet. Ve bu şöyle, bizim sabah gider alır geliriz, hı hı, akşama bitiririz. Yani, evet, bir stok yapmayız. Ertesi günü hiçbir ertesi şey kalmıyor. Ertesi günü hiçbir şey bırakmayız. Ertesi günü tekrar sabah ben diğer işlerimden zaten, hı hı, işlerim bittiğinde 9-9.30, evet, civarı saat vermek gerekirse giderim kasabına. Şu lazım. Evet. İşte şu şekilde temizlenmesi lazım. Yağı ayrı, tuzu ayrı hesabı. Hepsini aldırıp getiririm buraya. Evet. Akşama da o et biter zaten. Evet. Bitmeyecek olursa da dediğim gibi aile şirketiyiz biz. Hı hı. Yemeği içmeyi de severiz. Oturup yeriz, evet, yani. Sıkıntı, evet, yok. Ama ertesi güne gerçekten hiçbir malzeme kalmaz. Evet. Yani günlük taze olarak temin günlük ediyorsunuz ve güvendiğiniz, yıllarca alışveriş yapmış olduğunuz, evet, yerlerden temin ediyorsunuz diyebiliriz. Murat Bey, biraz ayrıcalıklarınızdan bahsedelim. Şimdi baktığımız zaman sektör olarak elbette yalnız değilsiniz bölgede. Bu hizmeti sunan birçok restoran ya da ızgara salonu işletmesi varken neden özellikle insanlar kebapçı dayı ızgara salonunu tercih etmeli? Yani sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir? Şöyle söyleyelim. Biz tabii ki yeni bir işletmeyiz. Evet. Ama biz yıllardır bir işletmeciliğimiz var, bir, evet, esnaflığımız bir var. Bir esnaflığınız var. İşletme konusunda iyiyim diyebilirim, iyiyiz diyebilirim. Hı hı. Ama burada en önemli şey bence
bizim ustamızın marifetli elleri. Kesinlikle. Ustamız tecrübe olarak bayağı yüksek ve çıraklığı dönemindeki ustaları, hı hı, Denizli'de zaten az çok bilinen ustalardır. Evet. Bunların elinde yetişme olduğu için, hı hı, ustamızın da bayağı güzel bir tecrübesi var. Hünerli bir eli var. Evet. Onun ürünü gerçekten kaliteli çıkar yani. Evet. Biz de alt ürününü iyi aldığımız için, hı hı, etini, evet, işte sebzesini, bunlardan dolayı ürünümüz, evet, bence herkesçe iyi. Evet, yani kaliteli malzeme, kaliteli iyi bir elle, evet, buluştuğun zaman ustanın da ortaya çıkmış olduğu bu lezzetlerle, bu hünerlerle burada tercih edilmemizin en büyük nedeni olabilir, mutfağınızda, aynen, çalışan ustalarınız diyebiliriz. Diyebiliriz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınıza devamını diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun.